Ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum sen topyada. Adım adım yürüyorum her yeri. Bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken. Bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukomo ve benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer. Uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. Hayvan Muhafızları. Ne demiştim sana? Ülkenin en güzel elması benim arka bahçemde yetişiyor. Senin arka bahçen bir önceki çitin orada bitmiyor muydu? Ne çitiymiş? Öbür elmalarla oyalansın o. Ah, şuna bakın. Bunun gibi bir elmayla yapacağım elmalı tartı düşünün. Büyük baba Renzo. Elmaları rahatsız ediyorsun. Sen. Hey sen oradaki. Hatırladığım kadarıyla iş tanımların arasında ayaküstü sohbet etmek yoktu. Evet, bu çok daha iyi oldu. İzliyorum. Şu at. Keşke hiç almasaydın. Sakın tekrar gitmesine izin verme. Neden iyi yardımcı bulmak bu kadar zor? Hiç sanmıyorum. Tesadüfen de olsa Dinola'nın meyve bahçesinde olma ihtimalimiz nedir? Kontes Dinola ve ben gayet iyi anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz derken onun bahçesinden elma çalıyorsun ve bundan haberi yok demek mi oluyor? Kesinlikle. Ve gerçekten de çok işe yarıyor. Benim tatilimden uzak durun. Nesini anlamıyorsun sen? Kızının kötü olduğunu düşünüyorsun değil mi? Annesiyle tanışana kadar bekle. Anne, bu Mia. Sana bahsettiğim kız. Benim hakkımda mı konuşuyorsun? Çok etkilendim. Polisin de yolda olduğunu bilmenizi isterim. Umarım bu muhteşem hırsızlığın bir çeşit ismi vardır. Büyük elma soygunu. Baksana, adın her neyse sen de işin içinde misin? Bu elmaları hiç toplamıyorsunuz. Her sene hepsi çürüyor. Ürünlerimle ne yapacağım sadece beni ilgilendirir. Senin gibi birinin işi değil. Sen oradaki. Kendimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Ne yapıyorsun hala? Elmaları uzun ve yavaş, acıklı ölümlerden kurtarıyorum. Kısa ve haysiyetli hayatlarına benim meşhur elmalı turtamla onur katmak istiyorum. Siz ve saygıdeğerimsi kızınız da gelip bu kaybınızın tazminatını bizimle paylaşabilirsiniz. Ne dersiniz Kontes? Evet, bakalım. Burada bir elma soygunumuz, izinsiz girişimiz ve dolaşması yasa dışı olan bu hurda yığının ihbarı var. Korkarım üçünüz de benimle birlikte gelmek zorundasınız. Teşekkür ederim memur bey. Lütfen onları uzaklaştırın. Evet hanımefendi. Size hizmet için buradayım ben. Bu bir iğneleme miydi? Hiç anlamadım. Evet, failler... Kırmızıda yakalandınız. Ne yapacağız şimdi? Ne kadar sürer?
Renzo, bir saat içinde göreve dönmem gerekiyor, anladın mı? Silvio ve ben birbirimizi okul yıllarından beri tanırız. Bu çiftliğin satılık olduğunu bana Silvio söylemişti. Öyle değil mi? Evet, sadece bana elmalı tart yaptığın sürece garantisi var. Tabii yaşadığı sürece. Şimdilik. Sofradaki her şeyi yemek için masaya atlamadan önce Mimi'yi çıkarayım. Büyük baba Renzo, bu senin mi? Onu geri mi getirdin? Çünkü garajımda çok yer kaplıyordu. Bir zamanlar Renzo ile bir grubumuz vardı. Yaklaşık 20-30 yıl önce. Bir grubunuz mu vardı? Grup diyebilir miyiz bilmiyorum. Oh, işte en sadık hayranlarımız. Hazır. Tamam. Bir, iki, üç, dört. Şifreni söyle. Bazen bir öksürük, bazen bir hapşuruk dize getirir bütün düşmanları. Neredeyse çivileme indim. Mia, özür dilerim. Seni görmedim. Sorun değil. Alıştım artık. Genellikle bunu kendim yapardım. Hoş geldin. Seni görmek çok güzel. Hadi acele et. Hepsi seni bekliyor. Kim? Ne? Nerede? Bilmiyor musun? Tabii ki. Daha yeni geldin. Evet, acil toplantı. Sarayda. Şimdi. Fantopya hala kıyıya demirlemiş durumda. Bana sorarsanız uzun süre buradan gitmeye niyeti yok. Rixel'in artık pek de hoş gelmediğini anladığına eminim. Ama ona resmi bir mektup göndereceğim. Bunu yüksek sesle ve net bir şekilde yaparız. Öyle arası. Benim muhteşem biber çorbamı içmeyecek kadar sıkıcı bir toplantı olamaz. Hem de herkese yetecek kadar var. Çok düşüncelisin. Bay Canan'a. Gerçekten de biberli bir çorbaymış. Düşünceli hareketin için teşekkür ederim. Hadi ama. O kadar kötü olamaz. Hapşuu. Daha az biber ve ama biber tek malzemeydi. Görüntüsüne her zaman böyle özen gösterir. İşte geliyor. Sizi çoğu kez hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Ama bu sefer... Bana başarısızlıktan başka bir şey vermedin. Şu anda bile aynını yapıyorsun. Kanatlı tek boynunuzu bulamadığınız her saniye... Beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Bilemiyorum. Söyledikleriniz tamamen doğru. Tek boynunuzu yakalayın. Pekala. Şu anda aklından geçen aptal plan açıkçası nedir? Açıkçası bir saldırı. Tıpkı Fantopya için hazırladığım büyük av oyunlarının olduğu eski güzel günlerdeki... İşe yaramaz. Şu tek boynuzlar çok tekmeliyor. Tekmeleri sert ve sürekli tekmeliyorlar. Ama biz tek boynuzu avlamayacağız ki. Ne? Her şeyden önce Gurga ve ben peri sarayında bir fırtına çıkarıp sirk hayvanlarımı geri alacağım. Az önce neler söylediğini duymadın sen galiba. Sen burada kalıp biraz sıvı hazırla. Uçan tek boynuz biraz bekleyebilir. Bu prensip meselesi sirk hayvanları bana aittir. Her neyse akşam yemeğine geri gelirim. Periler şu anda tamamen savunmasız. Hayır öyle değiller. Onların su tabancaları ve borazanları var. Ne silahları ne de düdükleri kudretli Gurga ve Rixel'i yenmeye yeter. Onlar düdük değil.
Eğer bir alevli kamçı taşıyorsan kesinlikle bir tehdit olursun. Eğer bir dinozor ejderhaya binmeye kalkarsan başın gerçekten belada demektir. Ayrıca o pis ateşli gongoları da unutma. Ama su tabancalarımız onlara karşı iyi çalışıyor. Evet ama gurk etrafta ve hiç bitmiyor. Sirk arkadaşlarımız acıkmışa benziyor. Etrafa neşe katıyorlar ama oldukça bakım gerektiriyor. Mo, Yuko, Zolana, Shiva ve Lasita'nın ilgilendiklerinden emin olabilir miyiz acaba? Tabii hemen. Ben de Onçayu kontrol etsem iyi olacak. Onlara kesinlikle isim bulmalıyız. Evet. Tabii. Ben Scrobit, Flo ve Miri diye düşünmüştüm. Tabii, mükemmel. Benim için de iyi. Kavun seviyorsunuz değil mi? Alın bakalım. Yiyecekleri öylece fırlatmamalıyız. Al bakalım Flo. Al Fer'in kızıma ve Scrobit. İyi yakaladın. Peki güzel bir mantara ne dersin Miri? Bunu seviyorsun değil mi kızım? Hayvanlarla arası ne zaman iyi oldu bunun? Hayvan mı? Nerede? Lasita, Onçayu'yu gördün mü? Uzun süredir görmedim. Bulmana yardım edeyim mi? Sorun değil. Eminim geri dönecektir. Neden görünmüyorsun Onçayu? Neredesin? Onçayu, yalnız başına burada ne yapıyorsun? Esko ve diğerleri gibisin. Kanatların seni daha az tek boynuz yapmaz. Sen özel yeteneği olan bir tek boynuzsun. Kanatların yokmuş gibi davranmayı bırakmalısın. Sen uçmayı seviyorsun. Ben de seninle uçmayı seviyorum. Hadi göster şu kanatlarını. Kanatların o kadar güzel ki. Hadi gidip biraz eğlenelim. Test, test. Tamam. Evet, dinleyin periler. Artık beni sevmediğinizi biliyorum. Ama kesinlikle bana ait olan şeyleri tutuyorsunuz. Sizinle anlaşma yapmamaktan dolayı korkuyorum. Hadi kalp kalbe verelim. Karşılıklı olarak bir çözüme ulaşacağımızdan da eminim. Hadi bakalım. Ne mızmızlanıyor bu böyle? Hayvanlarının peşinde. Hadi Yuko. Anlaşma nasıl yapılırmış gösterelim şuna. Mo, anlaşma için planınız nedir? Tabii ki onu yok edeceğiz. Senin ruhunu takdir ediyorum. Ancak diyalog yoluyla çözüme ulaşmak varken yok etmeyi tercih etmemeliyiz. Ha? O yüzden senden ve Yuko'dan önce onu dinlemenizi istiyorum. Tamam. Ama dikkat et, yalnız olmadığını düşünüyorum. Pekala Riksel. Seni dinlemeye geldik. Hadi konuş. Lütfen her şeyden önce Prens Mo, benim zavallı hayvancıklarım nasıllar? Senden kurtuldukları için çok daha iyiler. Ah bu doğru olamaz. Bensiz onlar hiçbir şey yapamaz. Onları bana verin. Söz veriyorum Sentopi'yi hemen terk edeceğim. Hayvanlar bulundukları yerde gayet mutlu. Söyleyebileceğiniz başka bir şey yok mu? Hayır. Peki o zaman gidiyorum. Ama son olarak söylemek istediğim bir şey var ki, uzun zamandır böylesine bir misafirperverlik görmedim. Hadi Gurka, sen Robert de! Robert, dikkat et! Hadi gidelim. Sizinle birlikte kratere! Oh!
Eğer Vixen kratere girerse hayvanları korumak zor olacak. Eğer Gurgayla girerse sarayı korumak bile zorlaşacak. Uzun süre böyle devam edemezsin. Su suplesiyle gonga kadar olan yangını söndürebilirler ama Fuddle çimler için bütün sulama sistemini bozdu. Onlara karşı yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. Siparişler geliyor. Borazanlar. Müzikle buluşma vakti geldi Rixel. O elimdeki şeyle ne yaptığını sanıyorsun? Benim için bir zafer şarkısı mı? Gerçekten dans edemiyor musun? Peki bildiğin başka nota yok mu? Bize destek gerek. Mia'yı arıyorum. Mia'ya. İşte böyle. Gösteriş yapmana gerek yok. Sadece kendin ol ve tadını çıkar. Bir şey değil. Düştüğünü düşünmüş ama merak etme. Artık eskisi gibi kendine geliyor. Aa, Yuko arıyor. Sanırım iyi bir haber değil. Eğer annen için sorun yoksa benim için de yok. Hadi uçalım. Sizi şapşallar hadi Gurga. Hiçbir şey bizi durduramaz. Silahlarımız işe yaramıyor. Olamaz, içerideler. Bir şeyler yapmalıyım. Beni ıslatmayı bırak, çok sinir bozucu bir şey bu. Kanatlı tek boynuz. Onun için planlarım yarınaydı ama bana gelmek istiyorsa o zaman yapalım şu işi. Dikkat et Onca, çok yaklaşıyorsun. Gördün mü? Şu minik adamın bazı yetenekleri varmış. İyi kurtarıştı. Bu su tabancaları işimize yaramıyor. Onları kemiklerine kadar ıslattık. Sadece serinlemelerini sağladık. O zaman yenileyelim. Sanırım artık heyecan katmanın zamanı geldi. Aklıma tek gelen bu. Periler, su tabancanızın içini Fuddle'ın biberli çorbasıyla doldurun. Bazen bir öksürük, bazen bir hapşuruk dize getirir bütün düşmanları. Neden günün çorbasını denemiyorsun Rixel? Gurga! Gurga, hemen kraterden çıkıyoruz. Hemen dedim. Tam kan bir soytarılık. Görünüşe göre planların istediğin gibi gitmedi, öyle mi? Bu koku da ne böyle? Biber mi? Boş ver. Diğer yandan ben bunu bitirmek için hazırlık yaptım. Sadece bir şişe mi? Bütün gün ne yaptın? Yüzdün mü yoksa? Efendim? Hoş geldiniz. Ne kadar tuhaf. Etrafta kanatlı tek boynuz göremiyorum. Nerede ol? Söyle. Efendim, perilerin bir çorbası vardı ki... Çorba mı?
Evet, hepsini Gurga ve benim üzerime ateş ettiler. Yani çok ama... Yani periler sizi çorbayla mı vurdu? Evet, yani saçma göründüğünü biliyorum ama çorba şeyden yapılmıştı. Ne yapıyor şu kertenkelen senin? Lan hayır Gurga, kes şunu! Ne yapıyorsun sen? Gurga hayır, sakın hapşırma! Fatal'ın yaptığı bir şeyin günü kurtaracağını söylemekten dolayı büyük şaşkınlık ve sevinç duyuyorum. Ve bunun yeniden tamamen kazara olduğu gerçeği. Hala ona bir teşekkür borçluyuz. Ha, saçmalamayın. Kimin çorbasının günü kurtardığını bırakalım. Zaferimizi kutlamak için yeni tarifimi denemeye ne dersiniz? Önceki bizler... Tabii... Ben bir kase alayım. O hapşırmıyor. Bu iyiye işaret. Bunun adı ne? Şöyle düşünmüştüm. Tuzlu çorba. Ben de öyle düşünmüştüm. Çok mu tuzlu olmuş? Aa, bir ya da iki fincan azaltabilirim. Ya da üç. Ya da dört. Ağzındaki tadı yok edecek bir şey ister misin? Sorun yok Yuko. Gitmem gerek. Merak etme, evde beni sıcacık bir elmalı tart bekliyor. Çok lezzetli olmalı. Tuzlu çorbadan iyi olduğu kesin. Görüşürüz. Güle güle ya. Tart hala pişmedi mi? Sadece 5 dakikadır pişiyor. Aa, tabii doğru. Zaman değişikliğini unutmuşum. Neyi unutmuştun? Hiçbir şey. Sadece gerçekten çok açım. Ama çok güzelmiş. Daha iyiyim. Güzel mi? Leziz mi? Hı-hı. Onlar Mimi'nin. Ejderha tehlikede. Hey, daha önce binicilik yapmadığını söylemiştin değil mi? Ata hiç binmediğimi söylemiştim. Peki ne o zaman? Deve mi? Eşek mi? Zürafa mı? Sana inanmıyorum. Söylediklerime inansan yeter. Bu da kim? Ben değil ama galiba Tarzan biliyor. Bu çok tuhaf. Tarzan herkesi sever. Kim böyle kötü olabilir ki? Git buradan. Otur. Seni kötü köpek. Çağırın şu yaratığı buradan. Aklını yitirmiş. Hiç şüphe yok ki beni öldürmek istiyor. Dikkat et Mario. Ölümcül bir silah tutuyorsun. Nasıl yardımcı olabiliriz acaba? Bazı şeyler çocukların anlayamayacağı kadar karışıktır. Şimdi koşun ve bana Bay Genovese'yi getirin. Kendisini tam burada bekleyeceğim. Arabada beklerim ben. En iyisi arabada bekleyeyim. Neler oluyor burada? Bankaya seni görmeye geleceğimi söylememiş miydin? Dün bankaya geleceğini söylemiştin. Evet, taahhütünü yerine getirmediğin için ben de kendi önlemlerimi almak zorunda kaldım. Belgenin en üstünde yer alan farkın gecikme uyarısı ibaresini görebilirsin. Gecikme uyarısı mı? O da ne? Lütfen evrakı imzalar mısın? Sizin kopyanız. Gerçekleştireceğiniz canavarca saldırıların yerel yönetimler tarafından dikkate alındığını belirtmeliyim. Üçünüzü de bu tavırlarınızdan ötürü yetkili mercilere rapor edeceğim. Ödeme yapmak için 5 gününüz var. Bunun için gerçekten şanslısınız. Çok üzgünüm memur bey.
Bunun nasıl olduğunu anlamadım. Sanırım dikiz aynamda bir sorun meydana geldi. Gerçekten de korkunç bir kaza oldu. Üzgünüm efendim. Harika. Ha, size cezayı yazacaktım ama bu çok daha iyi oldu. Büyük baba Renzo, bir şeyler söyle. Üzgünüm Renzo, bunu bilerek yapmadım. O adam kimdi? Pekala. O çamurlu adamın burada ne işi vardı? Dokuz bin mi? Yoksa ne olur? Çiftliği alırlar. Her şeyi alırlar. O kadar da kötü değil. Sana hemen 2000 verebilirim. Gidip çek defterimi alayım. Hayır hayır, bunu alamam. Teşekkür ederim. Zaten yetmez ki. Geri kalanını halledebiliriz. Belki bir şeyler satarız. El işleri, resimler, limonata, Mario'nun saçları. Hey, buna izin vermem. Yapabileceğimiz bir şeyler olduğunu söylüyorum. Bu davranışımla örnek olmamalıyım. Sen söylemezsen ben de söylemem. Pekala, bu daha başlangıç. İyi bir başlangıç. Hadi başlayalım. Siz devam edin, ben elimi yıkayıp geleceğim. Eskiden düşmandılar, şimdi cesur arkadaşlar. Mağaradaki sorunla karşı karşıyalar. Kimin umrunda mı? Kendisi Sentopya'nın en şapşal perileriyle pikniğe gitti. Evet, biliyorum, doğru. Ben de burada tek başıma Onchao'ya muhafızlık yapıyorum. Ama Onchao iyi bir arkadaştır. Öyle değil mi Onchao? Evet ama Mo'yu bazen anlayamıyorum. Aslında sözümü geri almam gerek. Mo'yu hiç anlamıyorum. Neden o şapşal pikniği burada yapmıyor ki? Biz ona bakıcılık yapmıyoruz Esko. Sadece onu Rixel'den korumaya çalışıyoruz. Çünkü Onchao'nun peşine takıldı. Tek boynuz çayırı piknik için harika bir yer bence. Her yerde harika gölgelikler var. Unut şu Mo'yu. Peki kahin bugün ne söyledi mi ya? Ne söyleyeyim? Eskiden düşmandılar, şimdi cesur arkadaşlar. Mağaradaki sorunla karşı karşıyalar. Gidip bakalım.
olamaz. Ama burada ne olmuş böyle? Neler oluyor? Zavallı şey. Kötü yaralanmış. Teşekkür ederim Onca. Nasıl oldu bu? Esko'yu etkilemeye çalışmıyordun değil mi? Diğerlerinin senin yaptıklarını yapamayacaklarını anlaman gerek. İkinizin de büyük bir tehlikede olduğunu hatırlatmam gerekiyor mu acaba? Hayır, buna gerek yok. Peki, neden tehlikedesin? Söyle bana. Evet, eğer kanatlı tek boynuzu bir sonraki dolunaydan önce bulamazsam her şeyi kaybederim. Kara peri topluluğunun bir üyesi olamam. Ben de sonsuza kadar buradaki pis perilerle birlikte kalmak zorunda kalırım. Aman ne kadar iyi. Demek ki beyniniz hala çalışmaya devam ediyor. Buna çok sevindim. Peki neden bu kadar uzun sürdü? Kanatlar yüzünden efendim. Eğer o şapşal şey yerde dursa onu hemen yakalarım. Ama sürekli zıplayıp duruyor kanatları. Pekala, o zaman sen de kendine kanatlı bir çözüm yolu bul. Her şeyi ben mi düşünmek zorundayım? Kanatlı bir savaş atı. Tabii ki ben de kanatlı savaş atım için ıslık çalacağım. Onlar da asma köprüyü tekmeleyecek. Ejderhalar. Ejderha mı? Sentopya'da da ejderhalar var. Pantea'dayken bir kısmını yönetiyordum ama bu çok uzun zaman önceydi. Demek ki senin yolunla olacak. Benimkiyle değil. Sence de burası harika değil mi? Evet öyle. Keskin Tepe Dağı'ndan daha iyi bir manzara yoktur. Her zaman burada uçmak istemişimdir. Her şeyin üzerinde. Çok yüksek değil mi? Hiçbir peri o kadar yükseğe çıkamaz. Bahse girerim. En üste çıktığında her yeri... Hey! O da kim? Rixel ve Gargona. Yuko'yu uyarmalıyım. Onçao tehlikede olabilir. Yuko'ya... İkiniz saraya gidip bunu aileme bildirin. Nasıl bir prens ama? Prens işte. Eminim doğruca saraya geri dönmüştür ve Onçao'nun korunması gerektiğini unutmuştur. İşte geliyor. Merhaba Mia. Merhaba Mu. Peki ya ben? Bir selamı bile hak etmiyor muyum? Ha? Seni birkaç saat önce gördüm ya. Pikniğe gitmeden birkaç saat önce. Pikniğinin keyfini çıkardın mı peki? Aslında kısa kesmek zorunda kaldık. Rixel ve Gargona'nın ejderha mağaralarına doğru gittiğini gördük. Eskiden düşmandılar, şimdi cesur arkadaşlar. Mağaradaki sorunla karşı karşıyalar. Hemen oraya gitmeliyiz. Haklısın. Hadi Onça, gidelim. Aha! Ne yapıyorsun öyle? Meyve mi topluyorsun? Hayır, şapşal. Zehirlerini bulaştırıyorum. Ejderha bunu kokladığı anda tamamen benim kontrolüme girerek hipnoz olacak. Anladın mı gerizekalı? Havaya fırlatır gibi attın. Yeterince yakındı. Bilemiyorum. Hadi bir daha deneyelim. Yeterince yakın oldu. Ah, ahmak kelebek. Ah, periler. Neden hiç şaşırmadım? Burada ne işleri var? Gırga, kayanın arkasına geç. Ha,
Etrafta tehlike yok. Evet, şimdilik. Kesinlikle buraya gelecektir. Mavi bebek kendi bebeklerini doğurabilir. Belki de mavi olur. Değil mi çocuklar? Onlar mı seni davet etti yoksa sen mi onları çağırdın? Ne önemi var ki? Beni hiçbir yere götürmedin. Bazen senin dışında insanlarla da vakit geçirmem gerektiğini biliyorsun. Oo, öyle mi? Bekle Onça. İçeri öylece giremeyiz. Onları korkutabiliriz. Diğer insanlarda olup bende olmayan şey nedir? Saklanmamız gerek. Tehdit olarak görüyorlar. Bu hiç iyi olmadı. Bu harika oldu. Hadi ejderhalar gelin alın. Akşam yemeğiniz hazır. Tek boynuzu yemeseler iyi olur. Ona ihtiyacımız var. Onço! Hayır! Takılmak sanırım pek akıllıca değildi. Bir dahaki sefere hatırlatırız. Tabii bir dahaki sefer olursa. Mavi bebek. Ejderhalar sadece kuluçkadaki bebeklerini koruyor. Bize zarar vermek istemiyorlar. İşte bu harika bir haber. Ne soytarılar. Sakin ol. Ejderhalara bak. O da ne? İğrenç. Bu kokuyu biliyorum. Fantopya'daki mağaranın kokusuna benziyor. Riksel. Hadi yürü Gurka. Getirin bakalım gongoslar. Hadi gidelim. Sonsuza dek orada kalamazsınız. Sözümü tutacağım. O tek boynuz benim olacak. Mia, sıra sende. Yuko ve ben tükendik. İyi atıştı. Ejderhalar artık burada güvende değil. Onları götürmeliyiz. Ejderhaları mı? Ama nasıl? Ve nereye? Daha güvenli bir yere. Rixel'in uzağına. Keskin Tepe Dağı'nın zirvesine. Oraya asla ulaşamaz. Peki ya yumurtalar? Burada çok kıymetli kargolar bulunuyor. Onları da dağa götürmenin güvenli bir yolu olmalı. O nedir Onço? Bir çıkış. Çok dar. Yuko, eğer ikimiz oradan sıkışarak geçersek saraya ulaşabiliriz. Buradan geçecek kadar ince olduğunu mu sanıyorsun? O kadar da zayıf olmadığını biliyorsun. Denemeliyiz. Hadi Yuko, sen de yapabilirsin. Evet, işte böyle yapılır. Fadıl. Daha fazla biberli çorba gerek. Tabii ki. Ben de hazırlamak üzereydim. Galiba bu geceye hazır olur. Bu gece mi? Mutfak içinde acelecilik olmaz. Bu bir lezzet meselesi. Zaten nasıl yapılacağını unuttum bile. Harika. Peki şimdi ne yapacağız?
Balon neden orada duruyor? Zolana ve Shiva onu aileler için temizliyorlardı. Bir fikrim var. Fikrinin balonu almakla ilgisi yok, öyle değil mi? Çok dikkatli olmalısınız. Hemen çiziliyor. Ovalarken emin olmanız gereken tek şey balonum. Aa, olamaz. Biri onu çalmış. Hayatım. Teşekkür ederim baba. Aa. İyi bir nedeni olduğuna eminim hayatım. Yani bu onu yıkamayacağız mı demek oluyor? Bu sizin son şansınız. Büyük av oyunu ustasının avını almadan mağarayı terk etmeyeceğini bilmiyor musunuz? Sen mi? İzle ve gör. Eğer böyle devam ederse yumurtalar buna dayanamayacak. Yuko, neredesiniz? Süreniz doldu. Bana başka seçenek bırakmadınız Gurga. Yak şunları. Bombalar geliyor. Dikkat et. Evet. İşte budur. Evet. Al bakalım, al. Çocuklar, bana biber toplamamda yardımcı olursunuz değil mi? Evet. Bu yolculuktan sonra balonun kesinlikle temizlenmesi gerek. Bay canına. Keskin Tepe Dağı'nın zirvesine ilk çıkan periler biz olduk. Seni hiçbir yere götürmediğimi söylüyordun. Yine de bir gün pikniğe gideceğiz. Evet, bu o. Biraz hızlı gelmiyor mu? Artık Rixel'in ulaşamayacağı kadar uzakta olacaklar. Vahşi yaşamda özgürce. Olmaları gerektiği gibi. Ne yapıyorsun sen? Kendininkini kullan. Sen de çamaşır yıkamayı dene. Doğrun tahmin edeyim. Ne kanatlı bir ejderha ne de kanatlı tek boynuz var. Neredeler? Söyle. Çok yaşa. Olamaz. Onça'ya bak. Seni üzmeye çalışmıyor Esko. Sizi bitki hakkında uyarmaya çalışıyor. Tabii yapabilirsin. Harika bir ekip olursunuz. Kendi başına halledebilirsin değil mi? Her hareketini izlememe gerek yok. Zaten her zaman yapmıyorum. Güle güle Esko. Yakında görüşürüz. Görüşürüz Onça. Silvio nerede? Evet. Yine resmiye oldum. Sizleri elma çalmaktan dolayı tutukluyorum. Zaten elmalar oldukları yerde çürüyorlardı. Bizi asla canlı yakalayamazsın. Oh.